tuzağa düşmemeliyiz bir kefede. Öbür tarafta da Yunanistan caymıyor. İşte yani Türkiye'nin dostluğu kadim, düşmanlığı vahimdir. Bir gece ansızın gelebiliriz, bardağı taşıran son damla caymıyor. Hani bu iş artık gemi kurşunlamaya kadar vardı. Nasıl bir mukabele ortaya konmalı ki dursun veya durur mu? Tabii onu da bilmiyoruz. Yunanistan'a bu provokasyonları. Şimdi Sayın Nur Hanım, tabii bu gerilim ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de, Ege'de yaratmaya çalıştığı bu girişimler çok ciddi gerilimlere, çok ciddi kırılganlıklara, hatta çatışma riskini taşıyan davranışlar bunlar. Tabii burada Yunanistan özellikle niçin tahrik edici bu hareketleri ısrarla peşi sıra sürdürüyor? Amacı ve hedefi nedir? Nereye varmak istiyor? Bunu cesaretlendiren ülkeler, işte Amerika Birleşik Devletleri'ni sayıyoruz, Fransa'dan bahsediyoruz, Avrupa Birliği ülkeleri gibi küresel aktörlerin ne maksatla cesaretlendirdiğini, Türkiye üzerinde nasıl bir baskı oluşturup nasıl bir netice almak istediklerini iyi anlamamız lazım. Tabii bunun yani ne yapmak gerekiyor, biraz sonra ona geleceğim Sayın Nur Hanım. Nasıl bir cevap vermek gerekiyor? Peki. Ondan önce bir küresel sancı var dünyamızda. Yani bu küresel sancı tabii Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte daha da su üstüne çıkmıştır. Yani bölgesel bazı sorunlar, ikili sorunlar, tabii ki evvelden var olan sorunlar daha kendini göstermeye başlamış. Tabii ki çok kutuplu dünya düzenine doğru gidildiği veya işte onun birinci basamağının tırmanıldığı bir dönemde bu çatışmalar, sorun sahaları daha da kendini göstermeye başlamış ve Yunanistan Türkiye üzerindeki aslında bu denklem de, çatışma kırılganlık denkleminin ortaya çıkması da bunun bir parçası. Evet. Tabii yani Amerika Birleşik Devletleri veya Avrupa Birliği, özellikle Avrupa Birliği bu söylemlerde var, Yunanistan'ı bu şekilde kullanarak Yunanistan üzerinden ne elde etmek istiyorlar? Tabii Yunanistan'ı aslında bir Sayın Nur Hanım, stratejik piyon olarak kullanıyorlar. Bu stratejik piyon olarak kullanılan ülkenin amacı da, hedefini de bir köprü olarak belirliyorlar. Yani nasıl bir köprü? Orta Doğu üzerinden bir enerji havzası üzerinden, Akdeniz, Doğu Akdeniz üzerinden veya Afrika üzerinden de benzer şekilde bir köprü olarak kullanıp Türkiye'nin aslında kendi jeopolitik konumlanmasından kaynaklı, coğrafyasının verdiği avantajdan kaynaklı ve gücünün yarattığı etkinin de sonucu olarak bir jeopolitik güç oluşturuyor Doğu Akdeniz'de ve enerji havzası üzerinde. Bu jeopolitik gücü, evet, gücü bu potansiyeli Türkiye Avrupa Birliği üzerinde Rusya ile birlikte bir küresel tutunma mantığı içerisinde bir baskı oluşturabilir mi? Bir karşı duruş sergileyebilir mi? Endişesiyle Yunanistan kışkırtılıyor Sayın Nur Hanım. Yunanistan'ın kışkırtılmasının arka planında büyük bir enerji havzasının paylaşımı, Avrupa Birliği'nin panik durumu var. Biliyorsunuz işte enerjinin Ukrayna Savaşı'ndan sonra evet ortaya çıkan tablo zaten. Çıkan enerjinin tablo, önemi. Evet. Yani şimdi bakın, bu şöyle bir şey sanırım. Herkes doğal gazı konuşuyor değil mi? Hep hatırlayalım şöyle geriye dönük. Doğu Akdeniz'den doğal gaz, işte boru hattıyla Girit üzerinden. Bu enerjinin bir parçası. İnanın bunun üzerinde artık durmuyorlar. Doğal gazı falan taşıma niyetleri yok. Bir yeşil enerji, yani bu biliyorsunuz iklim zirvesinden sonra Avrupa Birliği ülkeleri yeni bir vizyon açtılar önlerine. Biz, evet, hala doğal gazın üzerinde takılıp kaldık. Bunu elektrifikasyon hatlarını da Doğu Akdeniz üzerinden geçirmek, Körfez ülkesinden orada üretilecek enerjinin Avrupa'ya ulaştırılması,
hidrojen hattı, amonyak hattı gibi sanayi tesislerinde kullanacak enerjileri, yani yenilenebilir enerjileri de bu hatlardan kullanmak istiyorlar. Adalar bölgesi, bizim bu Ege Adalar bölgesi 10 bin civarında ada formasyon kayalık adacık var. Bunun işte yani 3 bin civarında olanın biz biliyoruz, işte 1000 civarında ismi var vesairesi. Şimdi bu adalar bir platform gibi. Yani kayalık eskiden şöyle dediğimizi hatırlayalım. Ya bunlar kayalık, 10 metrekarelik bir kayalık. Ne işe yarıyor? Bir formasyon bu.